de şöyle düşünebilir. Bence ne yapacağımızı bilemiyorum. Karar veremedim. Göreceğiz. Sakin olmak zorundayız. Hayır. Olamaz, olamaz. Elbette benim için de önemli. Kararları her ne olursa olsun senin yanında olacağız Apple Bloom. Tabii ki. Senin için her şeyi değiştirebilecek olsa da sonsuza dek tamamen. Evet. Kararımızı vermiş bulunuyoruz. Öğleden sonra evde tek başına kalıp ev işleriyle ilgilenecek yaşa geldim. Kararınızı kabul ediyorum. Evde seninle görüşecek gurur duyuyorum. My little pony, my little pony, arkadaş olmak nasıldır söyle. My little pony, gücü benimle paylaşabilirsin. Maceralar, eğlence, iyi bir kalple bağlı bize. İyilik yap, hep mutlu ol, seninle dost olmak güzel. My little pony, benim en iyi arkadaşım sen. Evde yalnız kalacağım. Tek başıma. Sadece ben. Bana göz kulak olacak biri. Bunu gerçekten yapacağıma inanamıyorum. Evet işte bu kadar. Biliyorum heyecanlısın. Ama burada gündelik işleri yapacak tek pony olmak çok büyük bir sorumluluktur. Biliyorum. Bunu halledebilecek kadar büyüdüğümü düşünmeniz benim için çok önemli. Sizi utandırmayacağım. Treni kaçırmak istemiyorsan bir an önce çıkmalıyım. Büyük teyzem Pawnapple hep der ki belli bir saatte belli bir yerde olmalıysan olmalısın. Çok dikkatli ol Apple Bloom. Siz de kendinize iyi bakın. Hanginizin dağıtım görevi daha zor bilmiyorum ama kasabaya varmak için büyük bataklıktan geçmelisiniz. Evet. Biliyoruz büyük anne. Apple Bloom'un yalnız kalmasına izin vermemin tek sebebi o zaten. Öyle mi? Öyle demek istemedim şekerim. Senin ablan olma görevimi çok ciddiye alıyorum. O yüzden bütün gece uğraşıp bunu yaptım işte. Nedir bu? İşleri hatırlatacak küçük bir liste. Dolapta senin için çorba var. Fazla ısıtmamaya dikkat et. Sıcak olursa üfleyip soğutabilirsin. Küçük yudumlarla iç. Büyük olursa hıçkırık tutabilir. Beni düşünmenize gerek yok. Kendimi de işlerde idare edebilirim. Bu duruma hazırım ben. Ha? Sanırım öylesin. Ama ben hazır mıyım bilmiyorum. Ama bana güveniyorsun. İdare edebilecek yaşa geldim. Değil mi? Ha, evet. Tamam o zaman. İyi şanslar kardeşim. Tamam hadi görüşürüz. 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 Kendine dikkat et. Görüşürüz. Görüşürüz. Yuhu! Tek başımayım, evdeyim, evde tek başımayım. Ay, bu iş muhteşem olacak. Affedersin Big Mac, Apple Bloom'u merak ediyorum da. Sence tek başına idare edebilir mi? Evet. Listesine yazmayı unuttuğum bir sürü şey aklıma geldi. Mesela çekmeceden bir kaşık çıkarmak isterse önce çekmeceyi açması gerektiğini yazmamışım. Farkındayım, sanırım saçmalıyorum. Evet. Ama Apple Bloom'u son bir kez kontrol edebilsem içim çok rahatlardı doğrusu.
Sen git teslimatını yap. Sadece bir göz atıp yola devam edeceğim, tamam mı? Evet, 172 numara. Körükleri pompalayıp sobayı sıcak tutmayı unutma. Tamam. Şapka ve kurdele dolabının tam dolu olmasını sağla. Tamam. Applejack'in listesi bu kadar. İşlerimi bitirdiğime göre ve burada başka kimse olmadığı için bütün kararları kendim verebilirim. Müzik dinlemek istersem dinlerim. Kitap okumak istersem okurum. Mutfakta durup kendi kendime konuşmak istersem konuşurum. Evet. Apple'ım. Ayya. Ay. Ay. Applejack. Seni kontrol etmeye geldim. Ama iyi ki de gelmişim. Buranın bu kadar tehlikeli olduğunu hiç bilmiyordum. Teşekkürler ama gerçekten bir şeyim yok. Şimdi yok. Çünkü ben geldim ve burada kalacağım. Küçük kız kardeşimi burada tek başına bırakmayı asla kabul etmiyorum, asla. Bebek değilim ben. Başımın çaresine bakabilirim. Hem götürmen gereken turtalar ne olacak? Turtalar mı? Ailem turtalardan çok daha önemli. Ama ben iyiyim. Hem açıkçası... Olanlar senin hatandı. Biliyorum. Seni asla yalnız bırakmamalıydım. Bana göz kulak olmana gerek yok. Evde tek başıma kalabilirim. İnan bana. Gerçekten. Bir baksana. Buzdolabına senin için çorba koydum. Ne dedin? Beni izle. Ay, olamaz. Düşündüğümden daha da kötü. Merak etme Applebloom. Artık buradayım canım. Bundan sonra seni asla evde yalnız bırakmayacağım. Her zaman yanında kalacağım. Her zaman. Tamam mı kardeşim? Applebloom! Applebloom! Applejack biraz aşırı tepki gösteriyor. Bunu aşacağından eminim. Ay, ay. Bir şey mi lazım? Ben buradayım. İyiliğimi istediğini biliyorum ama beni korumana ihtiyacım yok. Her şeyi kendim halledebilirim. Bak. Ha? Hey! Bunun üstüne kim yastık koydu? Aa, bilemiyorum. Belki de kardeşini çok seven ve incinmesini istemeyen biridir tatlım. Applejack, beni izle. Bu elmaları başıma kötü bir şey gelmeden düşüreceğim. Ha? Her şeyi bebek korumalı yapmışsın. Evet. Ablan seni bir kez yarı yolda bıraktı. Ama söz veriyorum bundan sonra hiç olmayacak. Ama ben gerçekten iyiyim. Başıma çaresine bakabilirim. Beni korumana ihtiyacım yok artık. Aa, çok tatlısın sen. Beni neşelendirmeye çalışman çok güzel bir şey. Ama merak etme, ben her zaman senin yanında olacağım. Her zaman. Ay. İşte bu yüzden hemen buraya gelmenizi istedim. Applebloom, bir şey lazım mı? Yiyecek, toynak masajı. Belki toynak masajı yaparken yiyecek. Kulağa çok güzel geliyor. Hayır, teşekkür ederim. Tamam, eğer bir şey ihtiyacın olursa ben yakınlardayım canım. Tamam mı? Ay, anladınız değil mi? Böyle devam ederse Applejack'in kontrolü olmadan hiçbir şey yapamayacağım artık. Biz ne yapabiliriz? Bir saniye. İşte buldum. Neyi? Turtalar. Gizlice çıkıp onları dağıtacağım. Büyük anne çok zor bir yere gideceklerini söyledi. Tek başıma yapabilirsem kontrole ihtiyacım olmadığını Applejack'e gösterebilirim.
Evet ama tek bir sorun var. Ablan her an seni kontrol etmek için geri dönebilir. Yani sana bir kaçış planı lazım. Ha? Aklıma bir fikir geldi. Yatakta uyuyormuşsun gibi görünecek. Sweetie ile dönüşümlü yatarız. Birimiz yorulunca yerine diğeri geçebilir. Harika değil mi? Evet aslında. Doğru. İçimden bir ses işe yarayacak diyor. Artık ablam görmeli. Korumasına gerek yok beni. Dur. Şarkıya vaktimiz yok. Applejack geliyor. Eğer gideceksen seni buradan hemen çıkarmamız gerekiyor. Sevimli işaret avcıları. Hadi başlayalım. Orada her şey yolunda mı şekerim? Çabuk gir, ben saklanacağım. Sweetie hayır, Apple Bloom gibi uyumalısın. O nasıl uyuyor ki? Her şeyde olduğu gibi. Gösteriş yap. Arkadaşlarını eve gönderip hemen yattığına göre bugün yoruldun sanırım. Sen narin biçeceksin tatlım. İyi uykular Apple Bloom. Birazdan seni yine kontrol ederim. Ha. Sadece kontrol ediyorum. Bir şey lazım mı? Peki ya şimdi? Battaniye getireyim mi? Sen öksürdün mü? Su ister misin? Yine kontrol edeyim dedim. Şu haline bak, mışıl mışıl uyuyor. Ben de 5 saniyede bir sana bakıyorum. Ve görüyorum ki iyisin. Sürekli seni kontrol etmeme gerek yoktur belki de. Harika. Apple Bloom bunu duyunca çok mutlu olacak. Scootalı. Hayır. Sweetie Belle. Ama Apple Bloom nerede? Burada değil. Her yerde olabilir. Kayıp, üşümüş, aç, kaşıntılı, tuvalete gitmek zorunda kalabilir. Merak etme, biz nerede olduğunu biliyoruz. Evet, torta teslimatlarını yapıyor. Ne? Hayır, o işin çok zor ve tehlikeli olabileceğini bilmiyor mu? Kardeşimi bir daha hiç göremeyebilirim. Evet, Rarity size göz kulak olmak için geliyor. Şimdi söyleyin, Apple Bloom ateşe dayanıklı botlarını götürdü mü? Aslan terbiye sandalyesi. Peki yılan kavalı. Bir kase pirinç. Tamam, belki oraya varmadan onu yakalayabiliriz. Ne zaman çıktı? Saatler önceydi herhalde. Olamaz. Bu bataklıkta hiçbir şey göremiyorum. En azından artık görebiliyorum. Bence olduğun yerde kal. Buradaki tek güvenli nokta burası. Bana güvenli gibi gelmedi ama.
Oo, biz ateşlerden demek istedik. Evet, bizden değil. Ne dediniz? Ah, yüksek sesle konuşur musunuz? Daha şey, misafirimize günlerdir bir şey yemediğimizi söylüyordum. Kardeşlerimle yemek konusunda hiç anlaşamayız. Turtalar dışında. Ay, şey ama ne yazık ki bu turtaları bataklığın diğer tarafına götürmem gerekiyor. Doğru, sen onu hiç düşünme bence. Evet, bundan sonra herhangi bir şey düşünmene gerek kalmayacak. Çünkü biz elmalı turta yiyeceğiz. Hem de küçük bir tayın yanında. Ciddi olamazsın. Ay. Üç deyince kardeşlerim. Bir. İki. Üç. Ay. Ay, hayır. Nereye gittiğini sanıyorsun sen ha? Turtalar nereye gitti? Burada değiller. Senin yüzünden. Hep yetkinin sende olduğunu sanıyorsun. Çok şanslı birisin. Sürekli burnunun dibinden ayrılmayan bir kardeşinin olması nasıl bir histir bilemezsin. Açıkçası. Bir kere de beni dinlemeye çalışın diyorum ki. Turta falan yok ama bence tay yemeğiyle yetinebiliriz. Son sözünü söyle. Keşke ablam yanımda olsaydı. Bekle Bulbulum. Yanına geliyorum. Yakala. Hayır, yetki bana geçti sanıyordum. Birinin
bebek muamelesine hiç ihtiyacı yoktur bence. Nefis bir şey. Bu annemin makarnasından bile daha leziz olmuş. Umuhu! Hey! Harika, evet. Unutmayın, kız kardeşim olmasa bu turtaları asla yiyemezdiniz. Ve ablam olmasa. Yine de bunları tek başına dağıtmaya çalışmak gerçekten çok saçma bir fikirdi. Anladın mı beni kardeşim? Biliyorum. Kesin büyük anne Simit sana bir ay dışarı çıkmama cezası verecek. Eğer Big Mac, büyük anne Simit ve ben bir daha seni yalnız bırakırsak... Tek başına kalıp her şeyi halledebileceğine sonuna kadar inanıyorum kardeşim. Sanırım seni koruma konusunu biraz abarttım ben. Sen öyle gizlice kaçmasan bunun farkına varmayabilirdim. Evet, işte böyle bir koruyuculuğu kesinlikle kabul edebilirim ablacığım. Peki barıştık mı? Ama biz hiç küsmedik ki sevgili kardeşim.